Hoş geldin. Hoş bulduk kızlar. Uzun zaman oldu. Nasılsınız? İyiyiz çok şükür. Geldi mi o da? Geldi elbet. Dairesinde. Şehzademizi anlatsana. Büyümüş diyorlar. Hem de nasıl. Aslanlar gibi maşallah. Harem kurulacakmış ona. Usul erkan neyse olacak tabii. Gülşah Hatun, beni de aldırsana haremine. Sultanım. Nigar. Gel. Epey oldu sohbet edemedik. Nasılsın? Sağlığınıza duacıyım sultanım. Nasuh Efendi ile mesut musun? Çok şükür. Bir sıkıntım yok. Hı, güzel. Çocuk yok mu çocuk? Allah onu da nasip eder inşallah. Amin. Şehzade Mustafa gelmiş. Hı, ne güzel. Annesi de takılmış mı peşine? Elbette. Sabah ben karşıladım sultanımızı. Bir inişi vardı ki arabada. Sanırsın valide sultan geldi. Mustafa. Validem. Allah yolunu açık, kılıcını keskin etsin. Benim için dua edin. Dualarım seninle. Ben senden razıyım oğlum. Allah da senden razı olsun. Babam bekliyor. Kızlar geliyorlar. Geçin sıraya, geçin, geçin. Mesut! Yeni doğan şehzademiz Cihangir için tebrik ederim Hürrem Sultan. Sağ olun sultanım. Darısı başınıza diyeceğim ama artık Şehzade Mustafa'nın çocuklarını kucağınıza alırsınız inşallah. Büyük annelik yakışacak size. Beni nasıl buldun Mahidevran? Uzun zamandır görüşemedik. Sizi çok iyi gördüm validem. Maşallah. Yolculuk nasıl geçti? Heyecandan olsa gerek. Uyku tutmadı. Bir hayli yorgunuz. Akşam erkenden dinlenmeye çekilirsiniz. İkizler nerede? Onlar nasıl? Çok şükür. Gayet iyiler. Uyuyorlar şimdi. Thank you.
Gülfem Hatun, siz de iyisiniz inşallah. İyiyim çok şükür. Sizi gördük daha iyi olduk sultanım. Tören başlamak üzeredir. Geç kalmayalım. Utandırma torunumu. Amin. Hayırlı uğurlu olsun Mahidevran. Şükürler olsun validem. Bugünleri de gördük. Dönelim artık. Hürrem. Buyurun sultanım. İyi misin? Solgun görünüyorsun. Bir kırgınlık var üzerinde. O yüzden. Mahidevran. Şehzade Mustafa için ayrı bir harem kurulması icap eder. İstediğin cariyeleri seç. Gereken hazırlığı yap Mahidevran. Merak buyurmayın validem. Oğlumun haremini bizzat kendim kuracağım. Harem içinde harem mi olacak? Sancağa gidecek sanıyordum ben. Bir şehzadenin zamanı geldiğinde kendi hususi haremini kurmak icap eder. Karşımızda artık bir çocuk değil, yiğit şehzade vardır. Usule riayet etmek esastır Hürrem. Senin evlatların için de aynı tarih takip edilecektir. Şehzade Mustafa Hazretleri. Bu günleri de gördüm ya, gurur duydum seninle. Size minnettarım. Sağlığınıza duvarcıyım Valide Sultanım. Allah seni nazarlardan, kem gözlerden korusun Mustafa. Mustafa'm. Bu kutlu gün hayırlara vesile olur inşallah. Sağ olun halacığım. Sultanım. Mustafa. Ne yakışıklı bir şehzade olmuşsun böyle. Çok canlar yakacaksın belli. Kardeşlerim neredeler? Onları da çok özledim. Onlar da seni özledi. Birazdan hepsi gelecek.
Harem kaynıyor sultanım. Cariyeleri tutabilene aşk olsun. Herkesin gözü Şehzade Mustafa'da. Bu vaziyete çareli değil. Valide cariyeleri üstüme saldı yetmedi. Baş edemedi belli. Şimdi Şehzade Mustafa'yı bana ve evlatlarıma karşı kullanacaklar. Orası öyle. Şimdi herkes Mahidevran Sultan'a yaranmak isteyecek. Oğluna harem kuracakmış. Bir an evvel sancağa gitmeli bu ana oğul. Sultanım, maşallah şehzadenin yaşı münasip. Lakin buna ancak hünkârımız karar verir. Daha mutlu, daha güçlüsün. Edirne'de uzun kalmak sana yaramış. Gücümü önce Allah'tan, sonra şehzademden alıyorum validem. Çok şükür. Buradan gitmeden evvel her şeyin bittiğini ve yenildiğimi düşünmüştüm. Şimdi Mustafa'mla birlikte yeniden doğmuş gibiyim. Senin adına çok mutlu oldum Mahidevran. Yeniden yüzün gülüyor bak. Sağ olun sultanım. Ben yokken Hürrem Sultan başınıza bela olmadılar umarım. Merak etme Mahidevran. Kendisi galip geldiğini zannediyor. Oysa bütün harem artık ondan nefret ediyor. Her şey tereyağından kıl çeker gibi hallolacak. Aklınızdaki nedir valide? Biliyorsun. Yakında aslanım sefere çıkıyor. Hürrem yalnız kalacak. Benim nasıl korktuğumu en iyi sen biliyorsun. Nereden çıktı yine bu korku faslı Hürrem? Bir mana veremiyorum. Hünkârım, yine bir sefere çıkıyorsunuz. Aylarca sizi beklemek. Ve her an başınıza bir şey gelebileceğini düşünmek beni o kadar ürkütüyor ki. Korkma sultanım. Senin aşkın beni her daim daha dirayetli yapıyor. Emin olabileceğin tek bir şey varsa o da seni bu sarayda asla yalnız bırakmayacağımdır. Gideceğim. Lakin her defasında sana hasretle geri döneceğim. Senin adın ne? Elif Sultanım. Sen de geç öyle. Şehzade Mustafa için harem kurulacak ya. Hatun seçiyorlar. Ha? Benim gönderdiğim cariyelerden seçti mi hiç? Yok sultanım. Bilhassa seçmiyorlar. Halvete kim gidecek? Peri Dida. Gözün üzerlerinde olsun. Olan biteni her şeyi gel anlat bana. Merak etme sultan. Remal Elmas'ı çağırdın, geliyor değil mi dahi? Sultanım gelmek üzeredir. Sabah erkenden saldım arabacıları. Remal Elmas da kim?
Çok deruni bir müneccim hatundur. Kum falı bakar. Öyle kelam eder ki söylediklerini muhakkak yazmak gerek. Yoksa unutup gidersin. Dediğini anlamazsın bile. Mustafa nerede? Sabah el öpmeye gelmedi. Hünkârımız erkenden az bahçeyi çağırdı validem. O yüzden gelemedi. Valide Sultanım, Remmal Elmas Hatun geldiler. Gelsin. Geldiğine memnun oldum Elmas Hatun. Geç şöyle yerleşsen. Şehzadem Mustafa ve hanedanımızın geleceğiyle alakalı kum falına bak. Bakalım neler dökülecek elinden, dilinden. Ucu bucağı yok. Topraklar çok genişleyecek. Denizler, çöller, dağlar. Yepyeni ülkeler, bilinmeyen diyarlar. Yalnız bir ejderha yaşıyor bir sarayda. Şimdi uyuyor. Sanki başka şekilde duruyor. Bir balık gibi suyun içinde. Lakin öyle kuvvetli bir rüzgar esecek ki o suyun içindeki balık zamanla ejderha olacak. Ölüm var burada. Denizlerin mavisi kızıl kana bulanacak. Ejderha her şeyi, herkesi sarıp sarmalayacak. Bir bir bütün düşmanlarını ortadan kaldıracak. Ağzından fışkıran aleviyle cayır cayır yakacak sarayı. Mişima, Mehmet. Esma!
Gülah! Sümbülah! Kaya Hatun! Beni öldürecekler. Sen gidince ben yalnız kalacağım. Beni öldürecekler.